Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evdeki malzemelerle karpuz suyunu nasıl çıkartıldığını göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Gördüğünüz gibi damacana pompası. Karpuzumuzun üst tarafına damacana pompasına oturacak şekilde yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Güzelce işaretledikten sonra karpuzumuzu çıkardık. Yanlarını birazcık daha düzeltelim. Bir miktar daha aldık. Damacana pompamız tam oturacak şekilde. Birazcık daha alalım kenarından. Evet arkadaşlar, bu şekilde oturmuş oldu. Damacana pompamızın borusu güzelce yerleştiriyoruz. Damacana pompamızın musluğu. Evimizdeki blender. Blender'la güzelce karıştırıyoruz yavaşça. Evet arkadaşlar, blenderımız biraz karpuzumuzun suyunu fazla fırlattı etrafa. Evet, damacana pompamızı yerleştirdik ve karpuzumuzun suyu bakın yeter kadar derin yapılmadığında karpuz suyumuz çıkmıyor. Birazcık daha blenderla karıştırıyoruz. Yani videolarda görüldüğü gibi çok kolay bir işlem değil.
Ben bunu herkesin göz önünde yapıyorum. Bakalım. Şimdi suyu gelecek mi? Evet, bu şekilde yine gelmedi. Evet. Evet. Oturtamadık. Ve videomuz başarısız oldu. Biz en iyisi pompayı da atalım, karpuzu da atalım. Ama ben bu videoyu yine de YouTube'a atacağım. Atmayı düşünüyorum. Neden başarısız olduğumuzu da anlamış değilim. Gerçekten de mükemmel bir başarısızlık ile karşı karşıyayız. Evet. Biz en iyisi pompayı bırakıyoruz. Karpuzumuzun suyunu bardağa döküyoruz. Evet. Lezzetlice karpuzumuzun suyunu içelim. Tabi karpuzumuz dolapta olmadığı için sıcak. Bunu biraz soğutmamız gerekir. Ama lezzetli bir su. Kansere iyi gelen bir su. Karpuzun suyunu herkese tavsiye ederim. Milli içeceğimiz karpuz suyu. Evet, iyi akşamlar. Bugün böyle bir etrafı berbat ettik ve yapmak istediğimiz karpuz suyunu damacana pompası ile alamadık. Karpuzumuz kaldı. Karpuzumuzun suyu da içinde kaldı ve bütün mutfak battı. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bir sonraki ciddi videomda görüşmek üzere.